Merhaba arkadaşlar ben Pomemrah Editör yeni bir videoyla sizlerle birlikteyim arkadaşlar Amatör telsizcilikte merak edilenler isimli videomuzla başlıyoruz Bu video bize gelen sorulara göre hazırlanmıştır Bazı oluşum ve şahısların amatör telsizcileri korkutması, yanlış bilgi vermesi, tüm amatör telsizcileri töhmet altında bırakması sonucu bu videoyu hazırlamamız elzem gelmiştir Videoda amatör telsizcilik yönetmelikleri ve kanunlar doğrultusunda bilgiler verdik. Kendi şahsi görüşlerimiz ise anayasanın 26. maddesine istinaden belirtilmiş olup hukuki sorumluluk kabul etmemekteyiz. Evet en çok merak edilip hala anlaşılmayan konu ve bazılarında anlamak istemediği konu sizden gelen yine bu sorular var. Roger Bip yani aniton kullanmak suç mu? Buna bakacağız. Öncelikle arkadaşlar bunun tanımına bir bakalım. 5 ton kimlik tanıtma ee, Cicir diye geçiyor. Cicir sel kalın birçok türü ve formatı vardır. Örneğin Cicir 493-4. Kara mobil uygulamalar için HCF Selkal için standart bir formattır. CICIR Uluslararası Radyo Danışma Komitesi işlevleri büyük ölçüde. ITU R tarafından üstlenilmiştir. VAF ve UAF FM 2 yönlü telsiz iletişiminde diyor bakın, kullanılan yaygın bir eee jigger sel türü 5 tonlu seçmeli çağrı sistemidir diyor arkadaşlar. Bakın, uluslararası radyo danışma komitesi bile kabul etmiş bir şeyi bizim ülkemizde bazı şahıs ve oluşumlar kabul etmiyor, yanlış algılıyor kendi bazı kişilerin bazı diyorum tırnak içisinde zihniyetleri yaptığı işler kötü olduğu için bütün amatörleri bunu mal edip amatör telsizciliği ülkemizde bitirmeye böyle kötü göstermeye çalışıyorlar bunların e, yaptığı bu başka bir şey değil şimdi arkadaşlar bakın bu beşli ton olabilir üçlü ton olabilir tekli olabilir rölelerde tekli ton var bu da arkadaşlar e, bir aniton tarzıdır. Kimlik tanıtma yapmaz ama bu da bir yani gereksiz bir şeydir. Kuyruk sesi denir buna da. Farklı değişik şeyleri vardır. Üçlü ton vardır, beşli ton vardır. Mesela İstanbul'a gittiğimizde bazı taksicilerde bu beşli ton kullanıyorlar. Kamyoncular veyahut bazı iş yeri sahipleri bu beşli tonu kullanıyor da herhangi bir sıkıntı olmuyor da amatör telsizciler kullanınca mı oluyor? Bunu merak ediyor arkadaşlar biz de cevap verelim dedik. Bizde bilinen yanlışlar işte 5 ton ya da 3 ton Roger kullananlar kamu görevlisi kullanabilir sadece diye bu yanlış algı var. Hayır sadece kamu görevlileri kullanamaz. Kendine süs veriyor işte polis süsü, jandarma süsü yok kamu görevlisi, afaz süsü bunlar hepsi bir hikaye. Kanunda süs suçu diye bir şey yoktur. Bunu bir defa bilin, araştırabilirsiniz. Gereksiz, onun e, gereksiz ve suç unsuru konusu, yani bu Roger racibip aniton gereksiz ve suç unsuru, bu da bir yalan. Belgen iptal olur, çok ceza gelir. Bu da bir korkutmaca bir yalan. Arkadaşlar, bunların hepsini açıklayacağız. Neden bazı dernek ve şahıslar yanlış bilgi vermekteler? Arkadaşlar ülkemizde amatör telsizcilik alanı dahil bütün alanlarda çok değerli derneklerimiz var. Ama son zamanlarda bazı yine tırnak içerisinde söylüyorum bazı dernekler bu işleri maddiyata ve tanınmaya ticarete dökmüş durumdalar. Biliyorsunuz sizler de derneklere aylık ya da yıllık belirli miktarda paralar veriyorsunuz. Size şuradan kırmızı bir uyarı yapayım arkadaşlar. Verdiğiniz para, verdiğiniz aidat verdiğiniz dernek sizi korumak zorunda. Korkutmak zorunda değil kardeşim. Hem avukatlarıyla hem yönetim kuruluyla sizin arkanızda durması gerekiyor. Böyle kalkıp videolar çekip veyahut e, toplantılar yapıp şöyle olur, böyle olur, bilmem ne deyip sizi töhmet altında bırakması oranın artık bir işe yaramadığı manasına gelir. O tarz sizin başınızı hukukla, kanunla belaya sokacak sizi normal e, suçsuzken suçlu konumuna koyacak derneklerden uzak durmanızı tavsiye ediyorum ben. Amatör temsilcilik tek başına yapılabilir. Nasıl yapılabilir? Araştırarak, öğrenerek e, bu konuda e, genellikle bazı derneklerimiz de var. Çok iyiler. Siz bunu kendiniz seçip bulacaksınız. Oralara üye olmanızı tavsiye ederim. Ama onun harici sıkıntılı, korkutan, e, kafasına göre yazık çizen, kanun koyuculuk yapan aslında kendileri suç işliyor. Bu tür derneklerden uzak duracaksınız. E, kendiniz araştıracaksınız kanunlardan bakıp. Öyle amatör telsizciliği yapacaksınız. Kıya Emniyet Genel Müdürlüğü'nün sitesinden açıklamaları, duyuruları takip ederek. Evet. Neden bazı dernek ve şahıslar yanlış bilgi vermekteler? Kendini izah edememe korkuları var arkadaşlar. kendini izah edememe korkusu şudur. Başlarına bir şey gelince ne kadar resmi bir dernek de olsalar bazı dernekler. işlerindeki şahısların korkusu işte bazı kurumlara kendimizi izah edemeyiz aman ceza alırız başkası yansın da biz yanmayalım havasında olmaları bir tek biz yapalım diğerleri bizden üstün olmasın her şeyi biz biliriz egosu maalesef bu da var sizi uyarırlar birçok konuda bu her ilde bazı derneklerde vardır. Bu sadece motor telsiz alanında değil. Ee, biz yapalım her şeyi ve diğerlerine yasaklayalım. Size yasaklarlar. Ee, sizi şu şöyledir, bu böyledir, yok şöyle olur, böyle olur diye korkuturlar. Ama perde arkasında kendileri yaparlar. İşte bu her şeyi biz biliriz egosundan kaynaklanıyor. Biraz da sizin kusura bakmayın koyun olmanızdan ileri geliyor diyenler var ama ben size koyun demiyorum arkadaşlar. Çünkü öyle dersem ayıp olur size kendinizi o tür duruma koydurmayın. Çünkü çevrede e, bu şekilde konuşan arkadaşlarımız maalesef olabiliyor. O yüzden her şeyi araştırın kendiniz bakın. Gereksiz şakşakçıların desteğinin verdiği özgüven. Şimdi bu tarz yerlerde sosyal medyada olsun. İki video çekti mi bazı şahıslara veya oluşumlara hemen şakşakçılar çıkar. Bakın yanlış bile olsa bilgisi şakşakçılar çıkar. Biz ne yapıyoruz burada? Biz resmi olarak araştırıp bilgi veriyoruz. Kimseyi korkutmuyoruz. Ha suç işlersen başına şu gelecek diyoruz. Bu doğrudur zaten bu korkutma değildir. Kişi yanlış yaptıysa başına bir cezai müeyyide yaptırım gelebilir. Ama biz burada diyoruz ki bazıları böyle kafasından kanun maddesi uyduruyor. Süs vermekmiş, Roger bitmiş, yasakmış, şöyleymiş böyle. Bu tarz şeylerle yok belgen iptal olur, yok bilmem falan filan. Anladınız siz. Ya yani biz böyle şeyleri uydurmuyoruz. Biz neyse onu sunuyoruz size arkadaşlar. İşte yalan bilgi sunanların, gereksiz şakşakçıların desteğini verdiği özgüvenle bu tür kişiler daha çok çoğalıyor ve kendine bir özgüven ediniyor. Boş bir özgüven ve biz gibi işi bilen kişiler de bu özgüven balonlarını pıs diye patlatıyor. O yüzden zaten meyve veren ağaç taşlanır derler ya, taşlıyorlar ama sıkıntı yok. Ramazan ayındayız. Allah bizimle beraberdir. Biz doğruyuz çünkü. Allah'a şükür. Gerçek amatör telsizcilerin araştırmadan sorgusuz itaat etmesinin verdiği ağac, ağalık, kuklacılık sistemi. Bana göre böyle. Yani çoğunluk neredeyse yanlış bile olsa korkudan herkes o tarafa mail veriyor. Araştırmıyor. Sorgusuzca itaat ediyorlar. O yüzden kukla oluyor bazı bu yanlışlara düşenler ve o kişilerde kandıranlarda bir ağlık sistemi kurmuş oluyor. Paraları topluyor. Her yıl para geliyor. Uf, o kişinin çevresinden çevresi gelişiyor. İş yaptırıyor, işini gördürüyor. Elektrikçisi vardır, işte muslukçusu vardır. Yok internetçisi, yok bazı kurumda bir memur. Bunları topluyorlar, topluyorlar. Hepsi bir ağlık, kuklalık sistemi tutturmuşlar iyi diyor. Ve bu ve biz bu tür şeylere e, yanlış diyoruz. Biz hukuk, kanun, Kaide neyse ondan yanayız arkadaşlar. Ağlık sistemi kuklacılıktan yana değiliz. Evet doğrusu nedir? Roger Bip Aniton denilen telsiz ve rölelerdeki tekli, üçlü ve beşli sistemi kullanmak suç değildir. Herhangi bir kanun ve yönetmelikle düzenlenmediği için kanunsuz suç ve ceza olmaz ilkesi gereği hiç kimse kanunun açıkça suç saymadığı bir fiilden dolayı cezalandırılamaz. Ancak şahıs kendini polis memuru veya devlet görevlisi diye tanıtıp maddi menfaat sağlıyor ve kamuya zarara uğratıyorsa amatör telsiz kimliği ve ayrıcalıklarını illegal işlerde kullanıyorsa bu suçtur ve tavsiye etmiyoruz. Bu tür durumda da hiçbir telsizcinin yanında durmayız. Tabi bunlar da iddia ve şikayetle değil, elle tutulur, gözle görülür, maddi bir delil sonucu bir kanıya varılıp ceza alması sağlanabilir. Kamuda süs verme denilen bir olay yoktur. Bu sebeple süs verilme sonucu hukuksuz olay gerçekleşirse ceza verdir. Burayı şöyle bir açayım arkadaşlar. Zaman zaman bana da oluyor. Oldu size de olmuştur. İşte sizi şikayet edeceğiz. İşte şu kadar kişi toplandık imza topladık Kıya Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bildireceğiz bilmem ne. Bu tür iddia ve şikayetlerle hiçbir sonuç alınmaz. Bugüne kadar da edildim ben şahsen. Ee, soruşturma da çoğu kez geçirdim iddialar yüzünden. O yüzden hiçbir şekilde bir şey çıkmıyor. Yine devam ediyoruz. Allah'a çok şükür. Çünkü ellerinde delil yok. Çünkü attıkları iftira iftira olunca bir delil ne olur? O olmaz tabii ki. Yani o yüzden korkmayın. İddia ve şikayetle de değil kişilerin ellerinde elle tutulur, gözle görülür maddi bir delil varsa zaten e, adalet ona göre işliyor. Kişilerin böyle ütopyasına, rüyasına göre değil. Şimdi bir kişiye soruşturma açıldı. Bu gerçek olabilir veya iftira yoluyla olabilir şikayet sonucu. Soruşturma açılması sizi korkutmasın arkadaşlar. Bu olayı soruşturacaklar adı üzerinde soruşturma. Bazı oluşumlar bazı dernekler böyle çok korkutuyor insanı İşte soruşturma açılır üf, ceza alırsın para cezası bilmem ne hani böyle kanunda olmayan bir şeyden diyor Ha kanunda olan bir şeyde uyarmaları çok doğru bir şey ona katılıyorum ama e, burada soruşturma açılması normal bir şey sizin haklıysanız haklılığınız görülür haksızsanız tabii ki o zaman yapacak bir şey yok arkadaşlar o konuda. Yani böyle bu şekilde soruşturma tabii ki açılacak. Ee, mesela o konuya da geleceğim. 40 bin TL amatör tazeci kesildi bilmem ne yaygara yapılıyor şu an. Ee, o konuda da bize mesajlar çok geldi. o konuya da geleceğim. Evet süs verme denilen bir olay yok kanunda arkadaşlar. İşte bana da denildi size de deniliyordur. Birçok yerde bu kullanılıyor. Çünkü kişiler çamur atmaya alışmış. Sizin e, efendi olduğunuzu biliyorlar doğru düzgün olduğunuzu biliyorlar. Vuracak bir yerleri olmayınca bu tür durumlar üzerinden vurmaya çalışıyorlar. İşte kendine polis süsü veriyor falan. Süs vermek diye bir suçu yoktur arkadaşlar. Ha şöyle bir şey var. Kişi ispatlanabilir bir şeyse delillerle süs verdiyse kendine ve buradan maddi bir kazanç elde ettiği ispatlanırsa o zaman o suça dönüşür. Yok kişi telsiz takmış onu polis zannetmişler yok bilmem ne. Bunlar hikaye. Buradan tabii ki şöyle bir uyarı yapmak istiyorum kendinize yine de hiçbir şekilde kamu görevlisine süsü vermeyin, hiçbir şekilde maddi menfaat elde etmeyin. Bu zaten şerefsizliktir. Böyle bir şeyi tasvip etmiyoruz arkadaşlar. Ama kişi size kalkıp da böyle hiç yapmadığınız halde süs veriyorsun bu suç. Bunlar hikaye. Süs verme diye bir şey yok. Burada bir menfaate bakılır. Eğer bir menfaat sağladıysan, bir kamuya zararı uğrattıysan o zaman tabi ceza alacaksın. Almak zorundasın da. Bence almalısın. Tavsiyemiz arkadaşlar kendinizi kamu görevlisi gibi göstermeyin ve Roger Bibi bu amaçla kullanmayın. Camiyadaki bazı gereksiz şahısların ağzına sakız olmayın. Sıkıntılı terör bölgelerinde yanlış anlaşılma sonucu başınıza iş açabilirsiniz. Ki savunma tekniklerine de hakim değilseniz ciddi problemler ortaya çıkabilir. Yani diyelim bir Aniton, Beşiton, Roger bilmem bunları e, terör bölgelerinde ya da bazı illerde açtınız. Biliyorsunuz oralarda e, geldi bu yine aynı konuya geliyoruz. 5'li ton ya da üçlü bu racir bipler kamu görevlilerine ait olduğu bilindiği için öyle kafalarına yer ettiği için halk arasında sıkıntılı olan suç unsuru şahıslar sizi kamu görevlisi zannedip size zarar verebilir saldırı düzenleyebilir o yüzden bu tür durumlardan kaçının kullanmayın illa kullanacaksınız arkadaşlar Roger Bibi kendi evinizde bölgenizde kullanın e, rölelerde kullanmayın rahatsız olanları varsa kullanmayın rahatsız etmeyin onlar uyusun öyle yatsın simplex ve PMR da rahatlıkla kullanabilirsiniz birçok büyük şehirde üçlü ve beş ton kullanan şirketler ve taksiciler de var nedense bizim camiada hoş karşılanmayan bilgisiz ilkel bir tabaka var. Güvenlik güçleri sorduğu zaman diyelim Roger bir çaldı üzerinizde bir başkası bastı. Şimdi bu bizi kötüleyenlere de lazım olacak. Buradan onları da akıl zekatımızı verelim. Ee, güvenlik güçleri sorduğu zaman kendilerine uygulamalı olarak izah edin. Mesela nasıl? Abi işte bu benim belgem. Ben amatör telsizim. Kesinlikle sizin frekansa girmedim. Bu sadece size has bir şey değil. Bu işte taksicilerde var, çeşitli şirketlerde de kullanıyor. Bu telsime ait bir özellik. Buyurun bir deneyelim. Kendi frekansını gösterirsin. Orada bir acır bir batarsın ya da arkadaşınla muharebe yaparsın bu şekilde. O da zaten kendi telsinden basar. Oradan ses gelmeyince bunu anlar. O kadar. Başka bir şey yok. Korkmaya gerek yok. Nedense bizim camiadaki bazı dernekler, bazı diyorum bakın, hepsini genellemiyorum. Polis askeri cahil bir şey bilmez gibi gösterdiği için siz polis askeri her zaman güvenin arkadaşlar. Onlar korktuğu için polis askeri kötü gösterdiği hiçbir şey akla ermez diye böyle söylediği için size o yüzden o tarz kişilere itibar etmeyin. Polisimiz, askerimiz, kanun görevlilerimiz her şeyin en doğrusunu bilir araştırır arkadaşlar. Sıkıntı varsa karakola gidelim dersiniz. Zaten size götürmez arkadaşlar. Çünkü bir suç unsuru yok. Herhangi bir frekansa girmemişsiniz. Bu arada kamu frekanslarına da girmenizi de asla tavsiye etmem. Uzak durun zaten. Yakında çok sevindiğim bir haber. Kriptoya geçmesi. Kriptoya geçmesi gerekiyor. Bütün kurumların bence çok güzel yerinde bir karar. Bu konudaki başlıklar arkadaşlar şimdi Roger Beep kullanırsan ne olur baskılar başlıklar demişim kusura bakmayın çağrılarınıza çıkmazlar diyorlar çıkmazsa çok da umurunuzda olmasın o adamdan zaten sana fayda gelmez belgeni iptal ederler hayır belgeyi iptal konusu amatör telsil yönetmeliğinde açık ve nettir okuyun orada belirtilen durumlarda iptal edilir ve bunu sadece kurum kendi kafasına göre iptal edeceğini ben şahsen anayasa düşünce fikir hürriyetime göre düşünmüyorum. Şöyle e, burada delil istiyor zaten Kıyemiyet Genel Müdürlüğü. Delil varsa iptal eder öyle söylemlerle 3-5 kişinin lafıyla da olmaz bu iş. Hele hele derneklerin lafıyla olmaz. Akredi de dernekler konusu var oraya geleceğim zaten. Kendini kamu görevlisi göstermekten şikayet ederiz. Az önce bahsettim. Siz böyle bir şey yapmıyorsanız istediği kadar söylesinler, isterse 20 kişi olsunlar hiçbir şekilde ellerinde delil olmadıkça bu konuda size çamur atamazlar. Tabii çamur atanlara bunu söylüyoruz. Kendini tabii ki kişi kamu görevlisi olarak gösteriyor, maddi menfaat elde ediyorsa o zaman o başın cez, cez başın şeysine baksın yani. Cezasını alsın, başın çaresine baksın. O bizi ilgilendirmiyor. Amatör telsizciler hoş karşılamaz diyor. Karşılamasın. Onlar kuklacılara bazıları özellikle devam etsin. O bizi ilgilendirmiyor. Karşılamayan karşılamasın. Polis ceza keser. Az önce bahsettim. Hiçbir şekilde cezayı bir müeyyidesi yok Roger Bibin. Telsize el koyarlar dernek arkanda durmaz. El koyma müsaadele konusunu açıkladım arkadaşlar. Ee, o konuya fazla girmek istemiyorum ne kadar anlatsam da anlaşılmıyor dernek arkanızda durması gerekiyor siz oraya yıllık ya da aylık aidat verdiğiniz için derneğin avukatı olması gerekiyor Avukatlar arkanızda durması gerekiyor haklıysanız zaten dururlar öyle kişiler ya da dernek başkanı kendi kafasına göre sen haksızsın falan diyemez her şeyin bir resmi olarak oluşum olur yönetim kurulu olur ee, orada karar alınır. Dernek senin arkanda durmuyorsa oralara zaten siz boş boşuna affedersiniz kusura bakmayın özür dilerek söylüyorum. Enayi gibi para yedirmeyin arkadaşlar. Arkanızda duran derneklere destek verin. E, hakkınızı arayın. E, bu şekilde hem ben para vereceğim derneğe hem benim arkamda durmayacak. Bak sen Allah Allah. O yüzden arkadaşlar arkanızda duran derneklere üye olun. Adam gibi adam dernek zaten sizin arkanızda durur. Evet uv 5 kullanmak bir diğer en çok sorulan sorunuz. Şimdi bu konuda BTK'nın bir yazısı var. Kurumumuz tarafından 4703 sayılı ürünlere ilişkin teknik mevzuatın hazırlanması ve uygulanmasına dair kanun, 5809 sayılı elektronik haberleşme kanunu, telsiz ve telekomünikasyon, Telsiz ve telekomünikasyon terminal ekipmanları yönetmenliği ve telsiz ve telekomünikasyon terminal ekip ların piyasa gözetimi ve denetimine dair yönetmelik ve ilgili mevzuat çerçevesinde yürütülen piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleri sonucunda aşağıda yer alan listede sayılan üreticilere ait olan ve aynı listede türü markası modeli belirtilen ürünlerin güvensiz olduğu tespit edilmiş güvensiz olduğu tespit edilen bu ürünlerin piyasaya arzı yasaklanmış olup piyasada bulunan ürünlerin de toplatılmasına karar verilmiştir diyor. Yani arkadaşlar önemli olan şurası. Bu konuda fazla bilgim yok. Onu baştan söyleyeyim. Çünkü biliyorsunuz ben bilgim olan konuda konuşurum üzerinde dururum arkasında dururum. Bilgim olmayan konuda sadece üzerinden geçerim. Sadece size araştırmanızı tavsiye ederim. Birileri gibi korkutmam kimseyi. Arkadaşlar bunu BTK'ya mail atarak ya da yazarak sorabilirsiniz. Burada benim anladığım bakın kendi anladığımı söylüyorum. Size böyle yapın ya da böyledir demiyorum. Güvensiz olduğu tespit edilen ürünler mesela UVA 5 arzı yasaklanmış diyor piyasaya. Yani bu piyasayı ilgilendiriyor benim anladığım. Piyasada bulunan ürünlerin toplatılmasına, piyasada bulunan ürünleri de toplatmışlar, topluyorlardır zaten. Ee, kişi, diyelim ben de uv 5 var. Ben bunu kıyam, e, kıyam BTK. Heh. BTK benden isterse veririm. Tabii ki parasını verecek. Şimdi benden bir ürünü, kendi ürünümü e, bunun karşılığını vermeden devlet bile düşünün bir yer kamulaştırıyor. Diyelim enerji nakil hattı geçecek buradan. Senin yerinden alıyor, parasını veriyor değil mi? Ha, bu böyledir. Hiçbir kurum hiç bir kimse sizin elinizdeki cihazı bir suç unsuru olmadıkça müsaade uygulayamaz. Herhangi bir e, böyle kafasına göre e, yasaktır, şöyledir, böyledir. Size tebliğ ettikten sonra bunun ücretini ödeyip almak zorunda. Benim bildiğim öyle avukatlara da sorabilirsiniz. Ben bunu anladım buradan. Elinizde varsa siz tabii ki kullanın demiyorum. Anladığım kadarıyla sadece bu piyasadaki arzı yasaklanmış ve piyasada bulunan ürünlerin toplatılması kararı. Ama size tavsiyem BTK'yı arayın bir sorun. Eğer kullanın derse kullanın ama sakın az satmayın. Satışa çıkarmayın. Arzı yasak. Piyasaya sürülmesi yasak. Zaten onlar size gereken bilgiyi verecektir. Bu soruyu siz sorduğunuz için ben cevapladım. Evet çağrı işaretimi Türkçe kullanabilir miyim? Uluslararası fonetik alfabeyi kullanabildiğiniz gibi Ulusal fonetik alfabeyi de kullanabilirsiniz. Önemli olan karşı tarafın çağrı işaretinizi anlamasıdır arkadaşlar. Keyfi yere şikayet edilirsek nasıl bir yol izlemeliyim? Evet yapıyorlar birçok. Çünkü bu alanda herkes birbirinin arkasında böyle. Ben onu gördüm 4 yıllık amatörü. Onu tecrübe ettim. Şimdi birinci yol öncelikle sakin olun. Suç unsuru durum varsa o zaman geçmiş olsun cezanızı çekin yalan yok. Ama suçunuz yok iftiraya uğradıysanız rahat olun. elinizden geldiğince size haklı çıkaracak deliller toplayın. Güzel bir savunma yapın ya da avukat tutun arkadaşlar. Size iftira atıldığından eminseniz karşı tarafa iftira suçu ve kurumları boş yere oyalamaktan karşı tarafa dava açın. Tekrar söyleyeyim. Size birisi iftira attıysa ve bundan eminseniz karşı tarafa soruşturma bitince iftira suçu ve kurumları boş yere oyalamaktan dava açın arkadaşlar. Haklı olduğunuz halde arkanızda durmayan derneklerden de istifa edin. Bugüne kadar ödediğiniz aidatlar için de adli yola başvurun. Yani Sizleri durmadan bu hobiden soğutanların yaptığı komik yanlışlıklar. Şimdi diyorlar ya Roger Bip kullanıyorsun şöyle mi böyle mi bilmem ne taktılar bu Roger konusuna. Kullanmıyoruz zaten kimse kullanmıyor. Bu soru bana geldiği için arkadaşlar ben Roger Bip konusunu açtım. İlla herkesi kullanın demedik. yani bunu yaygınlaştırın da demedik. Az önce bahsettiğim rölelerde kullanmayın. Rahatsız olan kişiler var. Kış uykusuna yatmış bazı kişiler. Uyandırmayın dedim. Kullanmayın sadece kullanırsanız da size hani bu yasaktır diyenlere karşı ben hukuki yolunu sorduğunuz için açıklama yaptım ama bu camiada tabii ki yanlış anlaşıldı. Benim için hiçbir problem yok. Evet, sizleri durmadan bu hobiden soğutanların yaptığı komik yanlışlıklar önce bir kendilerine bakmaları gerekiyor. Aselsan 4011 kurum telsiziyle geziyorlar mesela. Bu da bir süs vermedir. Kurum telsizine ne işin var senin? Kurumlara has benzer yelek yaptırmak, özellikle malum bazı derneklerde böyle polis arkadaşların giydiği yeleklerin benzeri ve üzerine de böyle e, kendi dernek şeylerini yazıp geziyorlar. Ellerinde de Aselsan 40 olmuş. Çakarları, arabaları, jipleri saymıyorum zaten. Anladınız siz. Kendine afat görevlisi süsü vermek ve bilgilerine bunu yazmak. Facebook'ta özellikle işte afat görevlisi, afatçı, e, gönüllü afatçı. Zaten gönüllü afat var da ondan önce bu ...uygulama çıkmadan önce bir çoğu yazıyordu işte... ...Afat görevlisi gösterme... ...işte haberleşme... ...operatörü tarzı... Ee, ...o kuruma benzer... ...yine yelekler yaptırma bilmem ne... ...yani arkadaşlar... ...birine bir şey derken... ...önce insanlar... ...kendi bir arkasına bakıp kuyruğuna bakmalı... ...yara var mı diye... ...o yüzden... ...hepimiz bir olmalıyız... ...birlik olmalıyız... ...bu tür boş konuları artık aşmalıyız ülkece amatör telsiz camiası olarak yani geçmişte insanlar kim olursa olsun sizler de hadi bizler de hatamız varsa falan yanlış yapabiliriz. Ramazan ayı kalp kırmayalım. Hani bu tür konuları ben istiyorum aşalım. Kimseyi korkutmayın. Doğrusu burada. Doğrusu bunları anlatın. O zaman herkese saygımız var. Ama insanlara doğrusunu anlatmıyorsa bazı kişiler o zaman onlara saygımız yok. Kimse kusura bakmasın. Evet hangi kanalları takip edelim? Size amatör telsizcilik alanında resmi yönetmelik kanun ve kurumların duyurularını takip etmenizi tavsiye ederiz. Şahısların kanun dışı uydurma sözlerine itibar etmeyin. Bugün amatör telsizcilik hakkında kurulan sayfa ve kanalların çoğu para ve çoğunluk neredeyse oranın sözcülüğünü yapmakta. Kişilik ve özgünlüğünden ödün vermektedirler. Bu sebeple kanunlar çerçevesinde özgür bir amatör telsizcilik için bizim kanalımızı takip edebilir ve paylaşabilirsiniz arkadaşlar. Çekiliş yapmıyoruz öyle. Cebimiz okkayla dolu olup zengin olup her türlü iş imkanına sahip olup böyle ufak çekilişlerle bizim işimiz olmaz. O tür kişilerden de uzak durun. Ee, sonra işte kanala katıl butonumuz da yok bizim. Kimsenin zaten insanlar zor durumda. 3-5 kuruşunda gözümüz yok. Öyle katıl butonu yok bizde. Siz her istediğiniz zaman bize katılabilirsiniz arkadaşlar. Herhangi bir ücret talep etmiyoruz. İnsanları en ay yerine koymuyoruz. Evet dernekler yargı organı mıdır? Hakkımızda olumsuz bildirim yaptıysa durum vahim midir? Dernek gerçek veya tüzel en az 7 kişinin kazanç paylaşma dışında belirli ve ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere bilgi ve çalışmalarını sürekli olarak birleştirmek gayesiyle oluşturdukları tüzel kişiliğe sahip kişi topluluğu olmakla birlikte ahlaka ve kanuna aykırı bir amaçlı dernek kurulması yasaklanmıştır. Bu anlamda sayısal olarak en az 7 kişinin bir araya gelmesi gereken bu kurumda kişilerin fiil ehliyetine sahip olmaları gerekmektedir. Dernekler kuruluş bildirimini, dernek tüzüğünü ve gerekli belgeleri yerleşim yerinin bulunduğu yerin en büyük mülki amirine verdikleri anda tüzük, tüzel kişilik kazanırlar diyor. Derneğin tanımı budur arkadaşlar genel olarak. Şimdi amatör telsizlik yönetmeliğinde yer alan ibarede. Dördüncü madde akredite derneklerce uygunsuz davranışları saptanan amatör telsizcilerin isimleri delilleri ile birlikte dernek yönetim kurulunun kararı üzerine kıya emniyet genel müdürlüğüne bildirilir. Maddesine bakacak olursak arkadaşlar. Şimdi burada kıya emniyet genel müdürlüğü diyor ki. Akredite derneklerce diyor. Derneğe üyeyseniz zaten ben o yüzden... Ee, diyorum zaten. Derneklere bir üyeyseniz dernek uygunsuz bir davranışınızı, davranışınızı saptadıysa yani yönetim kurulu da bu konuda karar aldıysa ve ellerinde delil varsa bak delil yoksa hiçbir şekilde olmaz iftira olur. Şimdi burada Kıyemliyet Genel Müdürlüğü her ne kadar dernekler bazı şeyleri bildirse de belgeyi iptal etse de bu kesin karar olduğunu düşünmüyorum ben çünkü yargı yoldur. Bu ülke, ülkemizde yargı var çünkü. E haksız yere belgeniz iptal olursa diyelim siz suç işlediniz. E çağrı işareti kullanmadınız işte rölelerde rahatsız ettiğiniz insanları veya başka bir konular var. Maddi menfaatler sağladınız amatör telsizle aykırı olduysa bu durumlar geliştiyse zaten sizin belgeniz iptal olur. Onu yargıya verseniz bile geri dönmez. Ama bunun harici kişiler size iftira attıysa böyle bir konu yoksa ve söylemden ibaresi ne kadar belgeniz iptal olsa da hani kurum insanız hata yapabiliriz. Hata sonucu bile olsa siz mahkemeye verdiğiniz suç duyurusunda bulunduğunuz anda sizin işte Kıya gelen Genel bilgisine başvurur Kıya Emniyet Genel Müdürlüğü delillerle varsa birlikte zaten delil olmadan da iptal etmeyeceğini söylüyor. Yargı organlarına sunar yargı burada karar verir. Burada şöyle bir şey de var. Hemen yargı süreci geçirdik, hemen biz ceza aldık. Vah bittik, vah bilmem ne. İşte şu bu. Böyle yok arkadaşlar. Bazen ilk yargı organında mahkemede e, kesin sonuca varılamayabiliyor. Zaten o yüzden kanunda da var. Zaten mahkemede bunu diyor. 15 gün içinde bölge idare mahkemesine başvurunuz diyor. Karara itiraz ediyorsanız diyelim. İlk duruşmada siz anlaşılmadınız. Orada kesibat kararı verdi hakim diyelim. Başka bir mahkemeye veya daha üstüne böyle gide gide sonuna kadar hakkınızı arama hakkınız var. Bunu da belirteyim. Yani amatör tenis camiasında o kadar insanlar korkutulmuş ki hemen bir soruşturmada adamı bir şey oldu. Sanki asıp kestiler zannediyen bir güruh var. Bir de mahkeme gördüğünde geleceğiz o konuya. Evet sorularınızın cevaplanması sebebiyle çok talep mesajı doğrultusunda cevap vermeye uygun gördük. Umarım sorularınıza yanıt olarak ışık olmuşuzdur. Bu videoda verilenler her ne kadar amatör telsizciliğin ilk safhasına yeni adım atmış, insanları korkutmaya, bezdirmeye çalışanlara ağır gelse de doğru her zaman bir ve mutlaktır. Biz Pomemrah YouTube kanalı olarak her zaman işi mevzuatı ile araştırıp konuşuruz. O öyle demiş, bu böyle koymuş şöyle yapmışlarla uğraşacak boş vaktimiz yoktur. O yüzden meyve veren ağaç her zaman taşlanır. Doğru neredeyse bütün oklar onu gösterir. Sosyal medyada hakkımızda iddia edilen iftiralara da her zaman hem hukuki hem de fiziksel manada her zaman cevap vermekten çekinmemiş olmamız kendimize olan özgüvenin temsilidir. Geçtiğimiz yıl sosyal medyada hakkımızda asılsız şekilde atıp tutan bu eylemi örgütsel yani toplu olarak yapan şahıslara yönelik yaptığımız şikayet sonucu şahıslara Türk Ceza Kanunu 125. ve ilgili maddeler gereğince soruşturma açılmış olup şahıslar kurumları oyalamaktan Türk Ceza Kanunu 267 iftira suçundan cezai işlem görmüşlerdir. Şahıslardan bir avukat bürosunda yardımcı ofis elemanı olarak çalışması ben kanun biliyorum. Bana bir şey yapamaz kimse demesi bile şahsın ceza almasına engel olamamıştır. Bu sebeple siz doğruysanız ve elinizde ciddi manada maddi delil varsa ülkemizin adaletine güvenimiz tamdır ve bu güven boşa çıkmamıştır. Sizler de güvenin arkadaşlar. Bu sebeple aynı şekilde sosyal medyada hakkımızda suç unsuru yazı yazan ve zabıta telsize müsaade uygular tarzı söylemde bulunup Cumhurbaşkanı'na hakaret edilen yayında boy gösteren şahsı belediye ve üstlerine bildirip uyarılmasını sağladık. Bir diğer şahıs olarak Adalet Bakanlığı Ankara'da çalıştığını iddia eden, kendine e, şahs e, iddia eden şahsı ise yaptığınız araştırma sonucu infaz koruma memuru olduğunu öğrendik ve Cumhuriyet Savcısına durumu bildirip şahsın ön soruşturma geçirmesini sağlayıp uyarılmasını sağladık. Bunlar kimlerdir? Siz bilirsiniz. Kimseye isim almak istemiyoruz. Evet, amatör telsizciye 40.000 TL 20 bin TL bilmem kaç bin TL ceza konusuna gelecek olursak arkadaşlar bu konuda da çok sorunlarımız oluyor. Yine sizin sorduğunuz sorular üzerinden siz sordunuz biz düşüncemizi belirtmekle mükellefiz. Herkes öyle düşünceyi açıklama özgürlüğüne sahip pohpohlanarak süslenerek Abartılarak anlatılan bir konu olduğunu düşünmekteyim az önce de bahsettim bir kişiye soruşturma açılması direkt onun hakkında bir ceza öngörülmesi kesin bu cezayı alacağı manasına gelmez mahkeme geçirir itiraz ederse o kararı kaldırtabilir bir üst mahkemeye. Orada da olmazsa bir başkasının eğer zaten gerçekten suçluysa o cezası tamam. O zaten kendi kabul eder, o parayı öder. O hak etmiştir, ona bir lafım yok. Ama kişi böyle iddianameyle, adı üzerinde zaten savcılıktan yapılan gelen iddianamedir. Üzerinde de yazar. Yani burada hukuk yoluyla kesin bir kanıya varıldığında o kişi cezayı öder. Cezayı alır diyelim. Diyelim 15 gün geçti itiraz etmedi zaten iş kapanmış bitmiştir. Böyledir. Yani o yüzden işte şuna 40 bin lira verildi. Sana da kesin 40 bin lira verildi. Böyle bir şey yok. Daha çok konu yatacağım da yanlış anlaşılırım diye korkuyorum. Çünkü e, konuları yanlış yöne çekenler var. O yüzden arkadaşlar tek söyleyeceğim şey. Kimsenin ağzına sakız olacak konulara girmeyin. Suç unsuru bir şeyler yapmayın. İşinizi güzel yapın. Size 40 bin kişi de yanlış dese hikaye. Tamam mı? Evet Teşekkür ediyorum beni izlediğiniz için kanala abone olun videoyu mutlaka yayın arkadaşlar beğenip yorum yapın ee, youtube kanalımız pomemra cep telefonumuz 0545 225 51 85 whatsapp'tan bize ulaşabilirsiniz e-postamız pomemra74.gmail.com Çekinmeden arayın arkadaşlar. Biliyorum bu videoya e, siz değerli arkadaşların beğenisi geleceği gibi. Hazmedemeyen insanların da e, dislike'ı geri beğenisi gelecektir. O olsun onlara da teşekkür ediyoruz. Bizi izledikleri için Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Yeni bir videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.